Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda bok gibi bir oyunla daha beraberim. Yine aynı boku söyleyeceğim, kusura bakmayın. Yani tek bölümlük çekeceğimiz şeylerin adını bok gibi bir oyun koyduğumuz için oyun bok gibi olmasa bile bok gibi diyoruz. Müthiş oyun, ben beğendim. Yani yaklaşık bir yarım saat falan oynadım. Gayet güzel ama devamı gelir mi bilmiyorum. O yüzden yine BGBO olarak yayınlayalım bir zaman yapayım. Zaten streamer değil öyle oldu. Ondan sonra Abazambuk öyle oldu. Polybridge de öyle oldu. Hepsi öyle oldu yani. 3-4 oldu bu. Öyle bir yayınlayalım. Beğenirseniz devam ederiz. Şimdi Papers, Please'i biliyorsunuz. Papers, Please'de bir komünist, Sovyet sosyalist devletlerinden bir tanesinde hayali olan bir komünist devlette sınır gümrük şeyliği yapıyorduk. Memurluğu yapıyorduk. Bunda da onu yapıyorduk. Ama bunda artık daha detaylı. 3 boyutlu bir kere. Normal oyun. Geziyorsun, meziyorsun. Burada amcam var mesela. Şu kapıdaki piçi bir susturayım da ben. Kapıyı açtım mesela böyle. Geldi bir tane adam. Savronskaya eyaletinden bana bir mektup gelmiş. Diyor ki, sulu kapısını açmaya karar verdiğimizi biliyorsun. Bunu da insanlara yeni işler sunuyoruz. Çekiliş Mart ayında açıklandı. Adın listede çıktı. Tebrikler. Artık bir işiniz var. Mektubu geç gönderdiğimiz için özür dileriz. Size özel bir araba ayarladık. Evi zaten biliyorsun. Zaten taşındığınız bir de otobüs servisi var. Lütfen sözleşmeyi imzalayın demiş. Çok yaşas. Stavronska demiş. İşte komünizm amına koyayım yani. Ne iş yapacağına geliyorlar. Evde mektup geliyor. Komünizm ne iş yapacağını seçiyor. Sikerim böyle hayatı. Neyse. Biraz sonra arabayla gideceğiz. İşimize başlayacağız. Ama öncelikle size biraz buraları göstereyim. Burada bir tane hanımımız var. Burada bir tane hanımımızın anası var. Kayınvalide. Nemrut bir kayınvalide. Burada bir tane ayyaş bir amca var. Baş belası. Burada da bir tane piçimiz var. Burada mesela oğlanın yatağı var. Bunu satıp para alabiliyorum ama morali düşüyor ailenin. Kayınvalidenin döşeği var. Onu da satabiliyorum. Karga oyuncağı mesela. Zor duruma gelirsek bunları satarız. Buzdolabının içinde yemek bulundurmamız gerekiyor. Böyle bir detay var. Sobanın içinde bunu bulundurmak lazım. Bir de karımıza sürekli sigara vereceğiz. Burada da televizyon var. Sattım ben bunu bir kere yanlışlıkla. Morali bozuldu milletim. O yüzden onu satmayalım. Amcanın da döşeği var burada. Burada da günlük gazete haberler çıkıyor. Stavroska'ya dışarıdan erişilebilirmiş artık. Orada çalışacağız biz. Başka benim uyuma yerim. Burada bira kasası. Buradan bira içiyorum. Mutlu oluyorum. İçeyim, mutlu olayım. Ki mutlu olduğun zaman alacağın ürünler falan azalıyor. İndirim yapıyorlar. Şimdi karım diyor ki eve dönerken bana biraz sigara alabilir misin tatlım diyor. Sigara bağımlısı özelliği var. Genel durumuna bakınca da sıcakmış. İyi yemek yemiş. Çok iyi hissediyormuş. Gece buluşalım demek istiyorum. Gece sikişelim diyeceğim mesela. Diyemiyorum çünkü mutlu değil. Hı? Aynen. Ona bir sigara vermek lazım. Verdik. Şimdi dedim ki gece buluşalım. Hı? Hala yeterli değil. O zaman çalışma yönetimi. %61 şeyim var, gideceksin çalışacaksın hanımefendi yani. Biz burada eşek gibi kaç tane 1, 2, 3, 4 kendim dahil 5 boğaz nasıl bakayım ben? Sigarasını verdik gönderdik. Bu kayınvalideye para veriyoruz. Oğlanla, kız karımla, amcamla aramı düzeltiyor. Para vermedikçe de mutluluğu azaldıkça ortalığı yaygaraya veriyor. Aynen bak şu an tıkladım ve para vermedim ya. Oğlan veya amca. Amcayla aramı bozdu galiba. Bu da bira istiyor. Ama hı, şu anda biram olmadığı için şey yapamıyorum. Bunu da işe gönderdim. Çalışsınlar abi. Oğlan da diyor ki bana diyor çikolata getirir misin? Ama işe gönderemiyoruz oğlanı. Ben de çikolata gelirken getiririm yavrum. Şuradan artık yavaştan işe gidelim. Bayağı büyük bir açık dünyası var böyle bir oyuna göre. Bu arada bu internet kafa simülatör, TV simülatör, ondan sonra geçen oynadığım o box simülatör falan. Yani bunların hepsi aynı motorla yapılıyor galiba. Çünkü grafikler de çok benziyor. Şey de çok benziyor. Fizikleri de çok benziyor. Çalışmıyor lan, çalış lan. Hadi lan. Oğlum hadi lan. Allah Allah. Ama bu çalışmıyor hocam. Siz verdiniz bu arabayı. Hah, çalıştı. Şurada yanda odun var. Tavuk kümesi var falan. Oradan da ek iş olarak çalışıp para kazanabiliyormuşuz ama ben uğraşır mıyım sanmıyorum uğraşacağımı. Biraz uzun sürüyor yol. O yüzden buralara atlayalım. Bu yol bitmez çünkü. İzle izle bitmez. Bu kadar fazla büyük olmasına gerek yokmuş bence. Çok komünist bir ortalık ya. Kurt vardı mesela yanında. O kurdu evcilleştirebiliyormuşuz. Bak şu sağda spotçu var. O spotçuya giriyoruz, oradan bir şeyler falan alıyoruz. Solda kumarhane var. Sağda benzinlik var. Solda yine market var. Lan yavaş, çarpıyordum az da. Arabanın mesela motor yağı, antifrizi bitiyor. Onlar bitti mi amına koyayım, sıkıntı. Onlar bitmeyecek. Araba çalışmaz yarra yer, o yüzden. Sürekli masraf yani. Bayağı aslında gerçekçi. Şuna çarpsam avcılık sayılır mı? Şöyle bir çarpsam. Allah kahretsin, olan bana oldu.
Şurada pavyon var. Pavyonun da girişine geliyorsun, orada şey çalıyor. XS Project'in bir tane şarkısı çalıyor. Videoyu yapan adam çok telifle falan ilgilenmemiş galiba. Radyoyu açınca da... Yusuf Kayaalp'in videolarındaki şarkı çıkıyor. Büyük ihtimalle telifsiz ama ben yine de korktum. Bu arada çarptık diye arabaya bir şey mi oldu? Gaza basmıyordu araba. Bu adamı yavrum. Hemen hasar mı aldı araba? Ne oldu ya? Yüksel lan. Kariyer suyu o zaman. Geldik. Geldik, sınıra geldik. Böyle bir sınır yeri ayarlamışlar. Buradan sonra tek başıma gidiyorum. Yandaki Sovyet komutan gelmiyor. Şimdi... Şurada yine bir benzinlik var. Burada başka birinin arabası var. Şöyle bir sınır kapısı. Bunun arkasından buraya Stavroska'ya gelmek isteyen insanları alıp almamaya karar vereceğiz. Yanlış 4 karar verirsem yarrağı edin, beni sikiyorlar, ceza kesiyorlar. 4'e kadar hakkım var. Çalışmaya başla diyorum. Şunu kasayı bir açalım. Sıradaki gelsin. Gel abi. Gel, hoş geldiniz. Askeri şapkamı da takayım. Şunların daha iznini alamadım ama. Silah dolabı falan galiba bu. Hoş geldin birader. Ziyaret amacınız nedir? Seslendirme kısmı çok kötü olmuş. Yardıma ihtiyacı var. Nedir bu? Karım yarın burada olacak. Geçmesine izin verme. Bilinsin erkekler arasında. 5 grevine verdi. Of, direkt rüşvet. Krayeva adı. Tamam, unutmuyoruz Krayeva'yı. 03-03-1967-67 Business 980 sonu 15 falan filan. Tamam. Bu amca, bu amca. Tamam. Yarın bu amcanın karısını almıyoruz. Ondan sonra da bu amcayı gönderiyoruz. Hadi bakalım. Direkt şey. Allah Allah, al belgelerini ya. Tek beni uğraştırmayın şundan. Devam. Devam. Şurada duyuru falan var. Duyurulara bir bakalım. Sen bekle yanımda. Neymiş duyuru? Giriş izni olmadan almıyormuşuz kimseyi. Başka bir duyuru yok. Kimsin sen? Hırsız amcamın yatağını çaldı ya. Ulan adam zaten alkolik. Turist 85-85. Elemanın suratı da o. İvan Olivey. 96-85. Senin ben amına koyayım. Buraya gelinir mi lan turistik olarak? Neresine geldin buranın yani? Öküz mü güdeceğim burada? Dana mı sikeceğim burada yani? İnsan burada turistik ne amaç güdebilir? Hah. Defol. Defol git. Seri çabuk, biri daha gelsin. Seri çalışalım. Ne bu? Bir de kalantor bir abi geldi diğerlerine göre. CIA'den misin sen? Neysin? Yeleşi'den diplomat. İhar Konut. İhar Konut. KPO. KPO. Tamam. Bu doğru herhalde. 1950 doğumlu. Buyur abi geç. Sana biz senin gibi kalantor abilere, bizim gibi basit bir gümrük memurunun asla şey olmaz. Burası komünizm çalışıyor burada. Devam et sikirin. Hemen yenisi gelsin. Daha akşam pavyona gideceğiz, hadi. Gerçi bu akşam pavyona gidemem büyük ihtimalle. Karıma çocuğuma bir sigara, bir çikolata falan götüreyim. Ne bu ensesi kalın hayvan? Suratın yamukluğuna bak ya. Kontrollerden bıkmış beyefendi. Ziyaret amacı iş. Evet, iş. 1977. Bu fotoğraftaki sen değilsin. Dağlayarak. Adam mı sikiyorsunuz siz? Ha? Böyle saçma sapan çakma pasaportlarla. Kimi kandırıyorsunuz lan? Geç. Konuşma, geç. Saatlerde sıra bekliyormuş. Ok. Bari daha düzgün bir kaliteli sahte pasaport yap yani. Öyle sahte pasaport mu olur? Evet. Ulan fotoğrafta kadın var, sen erkeksin. Taşacak mı geçiyorsunuz abi benimle? Doktor için gelmiş. Böyle mi geliniyor doktor için? Böyle mi geliniyor? Siktir git buradan. Defol. Defol. Benden nefret ediyormuşmuş. Daha vurun lan şunu. Polis. Silahlı vur şunu. Kadını öldürüp yerine mi geçti? Ne yaptıysa artık. Saat yazıyor mu bu arada? Saat yok. Ne kadar sürem olduğu yazmıyor. Kesin bu çalışmaya gelmiştir. Tipe baksana. Giriş iznini çaldırdıysan o iş yaş. Basit çiftçisin de kusura bakma. Çaldırdıysan o iş yaş. Ölmen gerekiyor olabilir. Ben burada herkes ekmeğinin peşinde. Herkes burada ekmeğinin peşinde. O yüzden kusura bakma, senin giriş iznin yok diye, sana çaldırdın diye, fakirsin diye ekstra bir şeylik tanıyamam. Ben de fakirim yani. Belgelerimizi görüyoruz, evet.
Bu sensin. Öğrenci school diyor. Sonu 47. Başı 42. 73. 73. Travis McCormick. Evet. Siktir gir içeri ya hadi. Gir ne yapıyorsan yap. Okuyor mu zıbarıyor mu artık. Alem mi yapıyorsun ne yapıyorsan yap. Lan üstünü aramadık. Az siktir üstünü aramadık. Bir şey oldu. Pasaport numarası uyuşuyordu ya baktım. İlla bütün harflerine mi bakacağız ya? Bir ceza yedim bile amına koyayım. Üstünü aramayı unuttum yalnız ben şu ana kadar gelenlerin. Şunları bir aramam lazım. Merhabalar. Güzel bayan. Güzel hanım. Belgeleri görelim. Malikova Antonova. Ziyaret amacı çalışmaymış. Bana yavşıyor şu anda. 43-45 43-45-99-45 doğru. Valla benim evde karım var. Kusura bakma. Şimdi de bir arayalım. Bak bu ötüyor. Aha bir şey var karıda. Oo, karıda C4 bomba var. Tutukla tutukla tutukla. Karıda C4 bomba var. Çabuk çabuk. Polis. Silahlı. Asker. Aynen. K98'le adam tutuyor. Nereye gidiyorsun? Tutlayın onu. Konuşma. Konuşma götür onu. Götür onu belgelerine el koyun. C4 bombayla içeri mi girmeye çalışılır ya? Sınır kapısından bombayla mı geçilir abi? Hı? Tamam mı ya? Aa karıyı vurdular. Lan. Vurmasaydınız lan. Neyse benim canımdan değerli değil. Bu sefer bana ceza kesilecekti. Senin ben tipini... Bu tiple mi gireceksin buraya? Grand Bishop. None of your business, this here. Böyle deliler de geliyor işte böyle. Böyle manyaklar da geliyor. Kendisi doldurmuş evrağı. Keşke anneni reddetmiş olsaydım işte ama vay vay vay. Bir de bana ters yapıyor. Dağlayarak. Bir bayan daha geliyor. Bayan değil kadın diyecek bana şimdi. Hoş geldiniz. İşte. Yeleşi'den gelmiş. Ziyaret amacı holiday diyor burada. 754, 75. Ha bunları böyle yapınca... Ha data matched. Tamam bunları böyle yapınca oluyormuş iyi. O zaman şunlara da bakalım. Her şey uyuşuyor ya. Tamam olur. Ben var ya tek tek kendi gözümle bakacağım diye lan red damgası veriyordu kadın az da. Ha bir de üstünü arayalım ya. Bir şey var mı? Yok. Hanımefendi buyurun siz devam edin. Şöyle. Yanlış yere bastım ama. Kusura bakmayın ben de güzel kadın görünce heyecanlanıyorum biz biraz. Benim evdeki hanım çok leş de çünkü ağzı leş gibi sigara kokuyor. Bir daha bas. Hah geliyor. Kızları özellikle güzel çizmişler. Erkekler hiç uğraşmamışlar. Benim gördüğüm anladığım o. Ne diye giriyorsun sen? Aktarma mı? Aktarma diyor. Burada ziyaret yazıyor. Yanlış. Yanlış çok yanlış. Yalan söylüyorsun. Bari düzgün şey yap gerizekalı. Siktir git lan defol buradan. Aa eve gitme zamanı diyor. O zaman bilgisayarı kapatalım. Bugün gayet güzel çalıştım. Bir tane hata yaptım yapa yapa. Efendi gibi. Doğru düzgün iş yaptık. Sadece birinin pasaport numarası uyuşmuyordu. Ondan da bir şey olmaz canım. Ne olacak yani? Kaç para aldım abi? 15'im vardı. 33 mu? 18 maaş mı aldım ben? Sikerim ama böyle hayatı. Yani böyle hayatı samimi söylüyorum sikerim yani. Böyle şey mi olurmuş ya? 18 dolar bile değil. 18 grivna için. Bu hayatı mı yaşadım ben? Kaç saattir çalışıyorum bu mu? Acilen benim hırsızlık falan yapmam lazım. Gaps yapmam lazım. Böyle paralarla ömür geçmez çünkü yani. Şu pavyona bir girsek mi acaba? Ama giriş de pahalı yani. Bir günlük maaşım direkt 15. Zam yapılacak mı bana? Yakın zamanda bana bir zam yapılacak mı? Yapılmayacaksa illegale düşerim ben. Evet şimdi markete geldik benim Allah Allah. Dur lan dur lan. Cık, araba gitti. Şimdi dayıya bira. Ondan sonra karıya sigara. Şu
Koca çikolata. Tamam. Aldım bunları. Bu ne çikolata, bu ne et. Ha, yemek almadık. Yiyecek bir şey alalım. Beans alalım. Beans de pahalıymış lan. Daha ucuz yok mu? Olur. Sardine olur. Bunlardan aldık biraz. Bir tane daha bira alayım ben. Kendim eğleneyim bari. Süt. Gerek yok. Hani bunlara gerek yok şu an. Kaç param kaldı benim? Araba nerede? Araba nerede? Araba nasıl gitti abi oraya? Bu ne saçma bir durum ya. Arabanın ne işi var burada ya? El frenini çekmedim diye diyeceğim. Bu arabanın burnu, önü nasıl oraya döndü yani? Çok saçma. Neyse, oyun 18 lira yani. Çok da bir şey beklememek lazım. Hadi baba. Hadi, 17 dolar para kaldı. Yarın da artık bir tüfek alırız, hava çıkarız diye bir şeyim var şu an. Düşüncem var, bakalım ne yapacağız yani. Allah! Allah! Aman yarabbim. Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı galiba. Ulan arabanın müziği açık kaldı ya. Karıcığım, sana sigara getirdim. Karım. Al sigara. Çalışma yönetimi ne yaptı o şimdi? Çok fazla çalışırsa evden kaçabilirmiş. Parasını almayayım. Zaten 3 kuruş para kazanmış, azıcık mutlu olur. Bu gece buluşalım diyemeyeceğim çünkü enerjim yok pek. Kayınvalide ile hiç muhatap olmayalım. Amcanın döşeye gitmiş ya. Al sana da bir tane bira verdim. Çalışma yönetimi. Kazandığı para 4 amına koyayım ya. Ver yarısını şerefsiz. Ver. Bundan sonra karımınkileri de alayım bari. Oğlan. Gel oğlan gel. Hı? Ay çocuğa 2 tane mi çikolata verdim? Ben de yiyecektim lan. Yok, bir tane verdim. Buzdolabı nerede? Heh. Alın abi yemek. Yersiniz bunları. Bira bende dursun. Ben onu kullanırım. Televizyon. Kayınvalide muhatap olma benimle. Sikecen yoksa sen beni. Bu gece sikiş yok hanım. Bu gece sikiş yok. Bugün çok yoruldum. Angarya bir sürü işle uğraştım. Ama yarın akşama şey yaparız. Yemek. Buzdolabında 5 adet yiyecek var diyor. Sobada 1 adet kömür var diyor. Tamam işte, buzdolabında 5 adet yiyecek var. Daha ne lan? Daha ne istiyorsun lan? Uyandım. Buzdolabında zaten 5 adet yer var yani. Karım işe mi gitti? Ha? Amca da işe gitmiş. Çöp konteynerini karıştırmalıyım. Satabileceğim bir şeyler bulabilirim. Aman yarabbim. Krosnenyevli insanlardan şüpheleniliyor. Suç oranı çok yüksek. Tamam. Çöp var mı bizim burada? Karıştırayım. Otobüs durağı. Abi bu otobüse binip gidebiliyor muyum direkt? İyi. Bununla uğraşmayalım o zaman. Efendi gibi gidelim otobüsle. Fakiriz abi. Bu çöp mü? Çöpse de benim çöpüm bu. Otobüs at beni abi. Buna binilmez. Bu arada da şimdi Yusuf'la konuştum. Şu müziğin telifi yokmuş. Arabada çalan müziğin telifi yokmuş. O zaman ton ses açalım amına koyayım. Müziğin telifi yoksa. Güzel müzik çünkü. Yalnız benzini bitiyor yani. Dün gittim geldim. Depo full'den yarının altına düştü şu an. Geri dönerken benzin falan. Acaba otobüs daha mı ucuz mal olacak yani? Gerçi işe git gel. 6-6-12. Çok. O ne be? O neydi lan? O yolcunun hali neydi lan öyle? Yolcuyu almak falan dedi, bir de bir şeyler dedi. Abi insan mı o, canavar mı amına koyayım? Bu ne lan böyle? Canavar gibi. Ha, siyah elbise giymiş. Yolcu otostop kulübe gitmek istiyor. Oo, 8 veriyor. Amına koyayım, gözler ne kadar bozulmuş benim. Hoş geldiniz hanımefendi. Ne demek? Bebeğim benim, ne demek? Dururuz amına koyayım ya. Senin için dünyalarda dururuz, nedir ya? Müzik de çok oldu. Vardiyası başlamak üzere. Bırakırım. Bir ara görüşürüz ama kulüpte. Bana bir indirim yaparsın bak. 8 grivniye kimse kimseyi götürmez böyle. Belki beni vuracaksın, bıçaklayacaksın. Nereden bileyim ben, belli değil.
Bu arada ben arabayla böyle yardıra yardıra engebeli yerlerden geçiyorum da motor ya acaba ondan mı hızlı azalıyor? Ondan da emin değilim yani. Yavru kuş, benim enerjim niye bu kadar az? Yavrum ben bir markete gireyim. Uyudum uyandım ama enerjim kalmadı nedense. Beni bekle sen 2 dakika. Çalmazsın değil mi arabayı? Anahtarı al, anahtarı üstünde bırakma, anahtarı karı gidecek arabayla. Yavrum sen bekle. Bekle sikmeyin belanı. Devam, kısa günün kârı. Benim bundan 8 grivin almam gerekmiyordu hayır. Gerekmiyor muydu? Şu an 10 grivinem var. Kusura bakmayın. Araba arada bir böyle yapıyor. Kusura bakmayın, çalış sikeceğim belanı. Rezil ettin bizi orospuya. Hadi. Hadi. Allah Allah Allah. Benzin bitti. Ne bok yiyeceğim? Daha işe gitmem lazım benim. Ay lastik patladı. Aman bir sürü tantana. Hocam. Ne yapıyorsun lan? Lan bir yardım et. Abi benzin benzin. Araba gidiyor. Abi. Yalnız araba gidiyor. E tamam ben bunu böyle ilerletebilirim o zaman. Tamam devam et. E iyi amına koyayım araba gidiyorsa. Böyle böyle götüreceğiz arabayı artık yani. İşe biraz geç kalıyorum ama. Enerjim de bitiyor ama. Araba virajı almayacak. Araba benden hızlı gitmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar arabanın boku çıktı. Oğlum toparla kendini. Dobarlan bırakma kendini. Hay amına koyayım senin ben. Hay. Belanı sikeyim ya. Şimdi de geri gidiyor. O zaman buradan bu torku alacağız. Şöyle. Hay amına koyayım ya. Bu araba ne oldu böyle ya? Sürüklene sürüklene geldik buraya kadar. Hocam bir yol, bir Allah aşkına benzinliğe kadar itekleseydik şunu ya. Allah bu ne? Lan! Duramıyorum. Enerjim de kalmadı benim. Ne kadar enerji kazandım? Artı 20 enerji kime yeter abi? Büyük bir rezillik çekiyorum şu an. İşe koşarak gidiyorum yani. Neyse ben direkt işe gideyim. Şu benzinlikte belki içecek bir şey vardır. İki lokma bir şey verin la bana. Hiç mi yok bir şey? Motor yağı mı içeyim? Antifriz mi içeyim abi? İki lokma ya. Öleceğim enerjisizlikten ya. Bak otobüs geldi takılıyor. Aa çöp. Çöp. Bok var içinde. Bira var. Kimin çöpü peki bunlar? Hadi ben fakirim. Zengin olanlar kim? Kimin çöplerini karıştırıyorum ben? Ben niye fakirim? El alemin çöp atacak lüksü var. Enerjim ne ara bitti? Ben demin enerji içeceği içmedim mi amına kodumun yerinde ya? Hayat çok zor ya. Hayat aşırı zor. Liderlik bana bir mesajı geri gönderdi. Okuduktan sonra geri vereceğim. Al defol git beni korkutma. Suratında gaz maskesiyle geziyorsun. Beni böyle garip işlere almayın. Bunu zaten okuduk. Çoğu dolandırıcılık Krasnoyev'dendir. Krasnoyev halkının ek bir izin olması gerek. Viva Strazonka. Strazonka. Wanted Exo uygulamasını kontrol etmeyi unutmayın. Bir kişi bir suçlu olabilir. Wanted Exo uygulaması dediğin nerede? Ha bu. Rugov Yarlosovic, Yarlovovic, Anastasia Danilovna, Krilo Parlamenko. Peki. Sıradaki gelsin. Enerjim sıfır. Ekstra maaş da alamayacağım. Enerjim olmadığı için prim de alamayacağım. Rezil bir durumdayım. Koşarak geldim çünkü işe. Vesnaya Pavlovna mı? Bu şey mi ya? Bu hırsız olan mı? Suçlu olan mı bu? Dur bir bakayım. Kras, Raya ve Pavlovna. Hanımefendi bir saniye bekleteceğim sizi.
Değilmiş. Değilmiş. Tamam. Üstünüzü bir arayalım. Tamam, sıkıntı yok. Hırsız televizyonu çaldı ya. Tamam, buyurun. Buyurun efendi. Şöyle gönderiyorum sizi. Kolay gelsin. Tişört çok güzelmiş. Televizyon çalınıyor, yatak çalınıyor, amına kodumun evine. Hayır yani ne yapacağım ben bunları? Demek yarın bir gün bir şey satın alsam çalınacak. Hoş geldiniz bayan. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Atsaydın, kafamı atsaydın amına koyayım. Ziyaret amacı. Burada iş buldun, dünya yıldızı olacağım. Aha dur. Aha. Çatal. Oğlum senin içinde niye çatal var lan? Manyak mısın sen? Nedir bu? Burası nereden geliyor? Giriş izni. O 84 11 12. Çalışmak dedi zaten. Şu numarasına da bir bakalım. Mismatch. Kusura bakmayın, çok güzelsiniz de alamayız bu şartlar altında. Yani böyle yarak kürek sahte saçma pasaportlarla giremez. Kes lan konuşma. Ters yapma bir de. Vallahi tutuklatırım. Karnınla çatalla geziyorsun zaten. Mal mısın, manyak mısın? Karnın insan çatal nasıl yuttun ki onu? Ölmedin mi yutarken? Sen mi? Niye? Nereden geliyorsun sen? Yeleşi'den geliyorsun. Bakayım. Tip okey. Pasaport numarası. Okey. Panzenk turist. Zaten gezi mezi diyordu. Doğru herhalde. Al canım. Sana onay. Dur bir dakika dur. Dur. Gel bakayım bir. Var mı? Yuttun mu bir nükleer bomba? Kokain, mokain, eroin bir şeyler var mı içinde? Yok. Siktir git hadi, beni daha fazla bekletme, daha eve gideceğim. Çirkin karımla sevişeceğim daha. Hadi git al işte ya, al. Kendin al işte. Wanted Exe'ye bakmadık yalnız, belki hırsızdı. Şu Wanted Exe'ye bir daha bakalım. Rugov Yaroslanovic. Trilo Parlamenko. Anastasia Danilova. Bu onlardan değil. Krasnoyev'den geliyorsun ama giriş belgeni vermemişsin. Kura bakma, giriş belgesi olmadan özel giriş belgesi. Krasnoyev'den at eşek bile alamayız. Defol git. Kahrol. Ben de senden nefret ediyorum. Zaten buraya koşarak gelmişim. İşe sıçarım valla. Biriniz bacağını kırarım birinizine. Bak burada iznim niye yoksa. Bu ne? Bu ne bu elegan bir herif? Selam. Hoş geldin canım. Visit. Doğru. Bu da doğru. O tarafta doğru. Female diyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl female oluyorsun? Sen değilsin female. Defol, siktir git buradan. Yalancı. Yalansınız lan. Bıktım lan artık, bir adam geçireyim. Doğru düzgün puan alayım ya. Al git buradan. Geber amına koyayım ya. Ne yapayım sen? Geber. Karnım aç. Karnım aç. Gitsene çocuk. Niye gitmiyorsun oğlum? Ha. Defol hadi. Sanıklar gelsin. Ha, polis geliyor bir tane. Polis mi o? Ne o? Vallahi subay geldi, subay. Bu sınırın gerilesin. Boşeli insanları sevmiyorsun. Ne lan bu böyle? Boşeli halkının sınırı geçmesini şey yapıyormuş. Kişi başına 5 grevine. Tamam. Sosyalileri sevmiyor. Sosyal halkının amına koyarız o zaman canım, nedir yani? Geçmesin ya sosyal halkı. Zaten açlıktan bokuma yumurta kıracağım evde yakında. Oturduğun yerden para kazanıyorum. Vay. Vay vay vay. Bir laf ediyor. Nerelisin sen? Magarkuta. Rasim Takanovic. Data match 84. Okey ya, bunda problem yok. Üstünü bir bakalım ama hocam. Üstünüzde nükleer bomba yoksa eğer girebilirsiniz. Siktir olun, girin hadi. Sizde daha işimiz yok. Hoppa, tamam. Hadi.
Hadi daha Soşili biri gelsin de red dediğim para kazanayım abi. 5 euromun peşindeyim ben. Ne oldu? İki hata mı yaptım? Var olmayan ülkenin vatandaşı mı? Az siktir ya. Ne diyorsun ya? Aaa. Tüh. Ulan ona da bakmadım be. Ona da bakmadım yani. Bir şey olmaz herhalde dedim. Ne oluyor orada? Biri koşuyor. Elinde bir şeyle. Alarm çalıyor. Bu utanç verici ülkeye gelmekten nefret ediyormuş. Vallahi ben de bayılmıyorum yani. Seven Growth. Transfer. Date uyuyor. Pasaport numarası uyuyor mu? Uyuyor. Fotoğraf uyuyor. Üstünü arayalım bir. Tamam. Tamam o zaman sen gir. Karınımı ziyaret ediyorum. Ne yarak yiyorsan ye. Aynen hadi abi. Yenisi gel. Lan! Yine ne oldu? Var olmayan bir ülkenin vatandaşı diyor yine ya. Abi ama ben her seferinde haritaya mı bakacağım? Armakov, Lenin... Şuna ne la fotoğrafını çektireceksin bana yani. Biz geçeriz size öderim falan diyor. Ne diyor bu? Armakov. Bakayım. 48. Giriş şeyine gerek yok zaten bunlarda. Nereden gelmiş? Armakov'dan gelmiş. Armakov diye bir yer var mı? Var. Üstünü arayalım o zaman. Üstünde de bir şey yok. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Git hadi. İki tane bastım hadi bak. Lütfen git. Aha. Lan eksi 5 kredi ceza kesildi. Yetkisiz giriş mi? Abi ama o sadece ha siktir ya. Ama 10 grivni aldım. 5 kredi ceza kesildi, 10 aldım. 5 kardayım. 5 kardayım. Rüşvet kabul ettim. Yanlışlıkla. Belgeleri ver, aynen. Ha bitti. Data match. Yermayolev Sergeyevich. Fotoğraf da uyuyor. 1980. Work. Yeleşi diyor. Yeleşi diye bir yer var. Peki bu hırsızların adı neydi? Rugov, Yaroslavich falan. Bunlar değil. Bunlar değil. Hadi baba. Sen de geç. Bugün artık mesai bitsin. Hadi abi. Kolay gelsin. Bilgisayarı kapatalım. Gidelim evimize zıbaralım. Allah kahretsin yani. Harbiden Allah kahretsin. Çok kötü bir gündü benim için. Hiç mutlu değilim. 34 enerji zaten enerjim yoktu. 34 daha kaybettim. Arabam zaten ebesinin amında. Bittim ben ya. Bitiklere oynuyorum yani. Arabayı hızlayamıyor muyuz ya? İllegal istiyorum. Adam öldürmek istiyorum. Başka türlü hayatta kalamayacağım. Bunların hepsine bakmışım zaten. Şu hala sıkışık. Şimdi ben buradan benzin mi alacağım? Ne alacağım onu da bilmiyorum. Hocam, benzin mi almalıyım ben? Medisin değil. Motor yağı değil. 11 mi? Oha! Araba gelmez oraya. Ulan zaten kaç param var ki 11? Az siktir ya. 11'e benzin mi alınırmış ya? Araba nerede? Orada öyle. Bittik, mahvolduk biz ya. Baba biz bittik ya. Bir de dizel yakıt bu arabaya olmuyorsa o zaman ne yapacağım ben? İyice tam sıçtım. Doldurduk mu? Artık çalışacak mı? Ha, oh. Allah'ım şükürler olsun ya. Çok pahalı ama yani. Motor yağı da bitiyor. Of. Of. Daha çoluğa çocuğa eve alışveriş yapmam lazım. Karımın, çocuğumun, amcamın bütün kazandığı parayı alacağım amına koyayım. Yolda çöp göreyim de çöpte durayım, çöpü karıştırayım. Belki içinden bok çıkar, satarım. Pişmiş çöp kutusu kapağı.
Aha, spotçuya satıyormuşuz. Oha, işte metal. Oo, enerji direnik. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Spotçuya gideriz, bu elimizdekileri satarız bir. 3 lira 5 lira abi yani. Her kuruşun önemi var yani, baksana halimize. Nasıl trafik yaşıyorsunuz lan siz bu kadar boş bir hayatta? Şimdi şuradan bir enerji içeceği alayım, 2-3 kalem. 2-3 kalem. Akşam hanımla sevişebilecek bir enerjimiz olsun. Evde zaten yemek vardı diye hatırlıyorum. Bira aldım, sigara aldım. Sardunya aldım. Enerji içeceği. Daha fazla ağırlık taşıyamıyormuşum. O zaman arabanın... O zaman spotçuya bir gideyim. Spotçuya bir gideyim, elimdeki saçma şeyleri bir satayım. Allah aşkına bir tane enerji içeceği iç ama ya. Mahvolduk ya. Hoş. Allah'ım inşallah 1 dolara almazlar o metali benden ya. Ciddi bir meblağ verilir. En azından bir metale 5 dolar, kartona 1 dolar beklerim de. Lütfen ya. Spotçu. Allah aşkına. Şuna kaç para veriyorsun? 2. Metale 4. Buna vermiyorsun. Buna vermiyorsun. Anladım hocam. Anladım hocam. Saygılar. Sağlık olsun, ne yapalım. Şurada bir çöp daha var, onu da karıştırayım, belki içinden bir şey çıkar. Spotçu gel. Gel 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 buraya gel. Ya yorulmuş olamam, ne ara yoruldum ya? Abi ne yaptım da yoruldum ya? Enerji içeceğini niye içtim o zaman amına koyayım? Ha inanamıyorum ya. Hiç mutlu da değilim tabi. Bitik bitikleri oynuyorum. Spotçu gel. Al bunu. Al bunu da. Çöpten karıma çocuğuma sigara topluyorum, amcama bira topluyorum çöpten. Çocuğuma çikolata topluyorum çöpten ya. Düşülen hale bak. Karı. Karı çok kötüyüm, acil sevişmemiz lazım. Çok müşkül durumdayım, acil. Acil bir şeyler yapmamız lazım. 5 kuruş param kaldı cebimde, tam olarak 5 kuruş. Sikeceğim böyle hayatı, bu ne ya? Böyle hayat mı geçer ya? Hanım. Eve dönerken sigara alabilir misin? Al sigara. Ver şimdi. Kullandığın paranın yarısını ver bana. Tamam, gece yatarken enerjik olacağım. Kapat. Kayınvalide siktir git ya. Senle ne zaman iki kelam etsen başıma bir şey getiriyorsun. Amca. Amca gel. Kazandığın paranın yarısını aldım amca. Ama bira verdim sana, iyi değil mi? Oğlan gel oğlan. Sen zaten mutlusun, siktir et, sana hiçbir şey vermiyorum. Babada yakacak var hala. Televizyon gitmiş, döşek gitmiş. Kayınvalidenin kanepesi de gidecek yakında. Ha, şimdi ben ne yapacaktım? Bir bira içeyim, bir tane bira içeyim. Azıcık mutlu olayım. Aa, kafam da güzel oldu. Oha, ne kadar güzel oldu lan bir anda. İki tane enerji içeceği içtim. Yatıyorum, enerjiyim. Daha enerjik olmam nasıl gerekiyordu ya? %40 enerjiyle sıkışılır abi. Of ya. Maaş artı 5. Toplam grivna 10. Kira eksi 8. Allah kahretsin her şeyi. Uyan amına koyayım. Yine iğrenç bir sabah gözlerimi açtım. Hala kafam güzel ama. Ne uyumuşsam artık. Hanım işe gitti. Yalan nedenleriyle ülkeye girişi azaltmaya çalıştım. Hükümet tarafından yeni önlemler. Ama bunları artık bir sonraki bölümde artık şey yaparsak, oynarsak bir sonraki bölümde bakacağız. Kafam taşacak gibi oğlanın yanına geldim. Bu oğlan ne boka yarıyor abi? Sırf dert sorumluluk. Açım, ağzım kokuyor mu? Bu gece biraz soğuktu mu? Ya dolapta... Bak işte yemek var burada. Kullanın amına koyayım. Bak dolapta yemek var. Ne istiyorsun artık sen Allah'ından ya? Sardalya var işte. Beans var. Niye açsın oğlum? Ağzın niye kokuyor? Ye. Ye çocuğum. Allah Allah. Ya kayınvalide 2 dolar para kaldı. 2 grivne kaldı ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir hayat yok ya. Ne yapacağız? Ne çözeceğiz biz ya? Sefaletten daha büyük sefalet. Neyse arkadaşlar, bu bölümün burada sonuna giriyoruz. Videonun izlenmesine göre, attığınız yoruma göre, like'a göre devam edip etmeyeceğimiz artık belli olur. Yani ben beğendim açıkçası. Güzel oyun ama aşırı stresli, insanı boğuyor yani. Depresyona girdim, gireceğim biraz sonra. Ne kadar karanlık bir atmosfer amına koyayım. Bilmiyorum, bakarız. Size bağlı. Neydi oynadı? Border Officer. Haydi gittim ben.